Figürcünün Sayır Defteri'nin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bizi soracak olursanız her zaman olduğu gibi muhteşemiz. Sevgili FSD ailesi, keyifli bayramlar hepinize. Günlerdir bağır bağır bağırıyorum ama bir kez daha dile getireyim. Figürcünün Sayır Defteri olarak artık Level dergisinde düzenli olarak yazmaya başladım. Ağustos sayısını almayanlar kaçırmasın tam koleksiyonluk bir seri olacak. Çok heyecanlıyım. Bir kez daha herkese çok teşekkür ederim. Şimdi sanırsınız ki Diamond Select Toys bana sponsor olmuş ardı ardına yardırıyor ama öyle bir durum şimdilik yok en azından. Bugünkü konuğumuz Diamond Select Toys olması tamamen tesadüf. Aslında koleksiyonuma baktığımda tarzımın çok da dışında olmayan nefis bir PVC heykel ile sizlerleyim. Evet bugünkü konuğumuz çok özel bir adam. Çocukluğumuzda oynadığımız oyunlarda televizyonda gördüğümüz karakterler olur. Öyle eğlenirdik. Sanırım birçoğumuz Bruce Lee gibi sesler çıkarıp mevzuya dalardı o dönemlerde. Tabii ki size burada oturup Bruce Lee kimdir diye anlatmayacağım ama genç dostlarımız için yorumlara bir link bırakacağım. Oradan okuyabilirsiniz kendisinin kim olduğunu. Diamond Select Toys'un Bruce Lee serisinde 3 heykel ve 2 adet figür var benim bildiğim kadarıyla PVC Galil serisinden olan Kik olarak isimlendirilen heykel ile karşınızdayım bugün. Biliyorsunuz Diamond Select Toys'u çok seviyorum ama kötü yanlarını da söylemekten kaçınmıyorum. Sevgili Diamond Select Toys kusura bakmasın ama gerçekten iki figür de birbirinden kötü. Benzerlik anlamında kesinlikle heykellerde çok daha iyi iş çıkarılmış. Neden böyle oluyor gerçekten anlamak mümkün değil. Heykelimiz Beyz'den en yüksek noktasına aşağı yukarı 25 santim ebatında Nelson X Asensio tarafından tasarlanan heykel Rocco Tartamella tarafından sculpt edilmiş. Bu iki ismi oldukça fazla duyuyoruz zaten. Heykelin tasarımı Bruce Lee'nin efsanevi ve ikonik filmi Enter the Dragon'dan esinlenme. Orada birçok tekme savurduğuna şahit oluyoruz. Muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Filmdeki sahnelerden bir tanesinde o zamanın ünlü basketbolcusu Kerim Abdülcabbar'la bir dövüş sahnesi vardı. Tam olarak o sahnedeki kıyafet var üzerinde. Evet şimdi konuyu daha fazla uzatmadan incelememize geçelim. Evet artık Diamond Select Toys denildiği zaman benim gözümde hep Diorama Bezleri ile birlikte şekillenen bir marka oluşmaya başladı. Bruce Lee'nin üzerinde durduğu Diorama Base geleneksel dövüş stüdyolarında ve okullarında kullanılan Tatami ismi verilen bir yer döşemesine sahip. Filmin dokusuna da oldukça uygun olmuş bence. Gördüğünüz gibi bej rengi bir renge sahip ve çok detaylı bir modelleme ya da boya işçiliği olmamasına rağmen bence son derece yeterli olmuş. Diye üzerinde hemen arka tarafta filmde de gördüğümüz Nanchoku yer almakta. Hatırladığım kadarıyla filmde de böyle bir benzerlik vardı. Nanchoku bir sehpanın üzerinde duruyor. Yapısına baktığımız zaman aşağılık ve parçalı hissiyatını veriyor bence. Ve tabii ki Bruce Lee'nin tekmesini takip eden alevin başlangıç noktası da burada. Bu alev gördüğünüz gibi yukarı doğru tekmeyi takip ediyor. Genel olarak baktığımızda ambiyansı vermek için son derece yeterli bir base olmuş. Her zamanki gibi kafa modellemesi üzerinden devam edelim. Açıkça söylemek gerekirse az önce de söylediğim gibi Bruce Lee'nin head scalpı Diamond Toys'un çıkardığı diğer iki aksiyon figüründen kat ve kat daha iyi. Aynı şekilde water isimli diğer PVC galeri heykelde figürlere oranla daha iyi bir iş çıkartıldığını söyleyebilirim. Biraz daha yakından bakarsak gerek yüzündeki ifade olsun, gerek kaşları, ağzının aldığı şekil ve saç modellemesi olsun. Bu detaylarla Bruce Lee'nin portresini yakalamada başarılı olduklarını söyleyebilirim. Tabii bununla birlikte boya işçiliği de hiç fena değil. Saç ile dilinin buluştuğu şu noktalarda saç modellemesinin bazı yerleri ten renginde kalmış ama olur diyelim o kadar. Saç modellemesine de ayrı bir parantez açarsak gayet benzerlik anlamında gördüğünüz gibi yakın bir iş çıkardıklarını yine ifade edebilirim. Tabi bazı heykellerin yüzünde sanırım fabrika hatasından kaynaklı siyah bir nokta var. Bu genellikle burun taraflarında yer alıyor. Bazılarında da ki bu heykelde de var aynı şey. Plastiğin üzerinde çapak var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eğer bir mağazadan satın alacaksanız bunlara dikkat edin. Geçelim figürün body'sine. Enter the Dragon filmini izleyenler ya da görsellerini görenler Bruce Lee'nin Kerim Abdul Jabbar ile kapışmasından bu pozlamasına aşina olacaklardır diye düşünüyorum. Ben heykellerde özellikle aksiyon halinde ve hareketin devam ettiği pozlamaları çok severim. Bu da o tarz bir heykel. Sergilemesi çok keyifli bir heykel benim için. Bunu ifade edebilirim. Boyundan aşağı doğru baktığımızda Bruce Lee'nin fit ve güçlü anatomik özelliklerini görebiliyoruz. Kafasının arkasına doğru uzanan kol modellemesinde kıyafetin kolları sıvalı olarak görmekteyiz. Ayrıca el modellemesi de çok keyifli olmuş. Bruce Lee'nin hareketini tamamlayan bir zarafetle açı bulmuş. Böyle ifade edebilirim. Ve el modellemesinin parmakları gayet güzel ki benim özellikle bu heykelde dikkat ettiğim şeylerden bir tanesidir bu. Aynı şey diğer kolu içinde söyleyebiliriz. Savurduğu tekme nedeniyle kolu geriye doğru açılmış ve yine zarif bir modelleme ile parmakları açık elini görüyoruz. Kollar yine sıvalı. Ayrıca biraz daha dikkatli bakarsanız şuradan göstereyim kolların kas yapısını ve şişen damarlarını görebiliyoruz. Bu tarz detaylar heykelde bolca var. Tabi şunu da söylemek istiyorum. Belki fiyat performans ürünü olduğu için bu kadar detay yok Ahmet diyor olabilirsiniz ama şu tırnakları Allah aşkına bir yapın. Adamın elinde tırnak var. Oraya bir farklı boya sürün. Bunu yaptığınız heykeller var. Burada eleştirdiğim bu güzelliklerin arasında tek nokta bu. Savurduğu tekmenin benzer fotoğraflarına baktığınızda vücut modellemesinin ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha görüyoruz. Üst kısım ile bacaklarının hatasız bir açıyla modellendiğini söyleyebilirim. Tek ayak son derece sağlam bir şekilde yere basarken diğer ayak havada rakibinin canını yakmak için savrulmuş durumda. Sarı cam suitin üzerindeki dalgalanmalar yine hareketleri daha da kafamızda canlandırmamıza sebep olmuş. Bu arada Cam Suite'in renk skalası bana göre kötü değil. Yakın bir sarı seçilmiş. Ayrıca yer yer renk geçişleri de görebiliyoruz. Mesela şu bölgede var. Siyah şeritlerde zaten bir sorun yok. Heykelin arka tarafını çevirdiğinizde çok hoşuma giden bir yanını görebiliyoruz aslında. Bu tüm heykelde mevcut ama ben burasını anlatmaktan daha keyif alacağım. Kıyafetinin altında gözüken kaslı vücudu ile yine kıyafeti üzerindeki buruşmalar ve hareketlendirmeler çok tatlı bir görüntüyü ortaya çıkartmış. Özellikle ışık vurduğunda gölgelendirmeler daha da keyifli oluyor. Tabi burada şunu da söylemeden geçmeyelim. Önemli bir detay Bruce sağ ayağının açısı ile yüz ifadesinde gözlerinin odaklandığı yer aslında Karşısındaki rakibinin orantıları ile gayet uyuşuyor. Yani birbirinden farklı bir açı yok. Bu çok başarılı bir e, detay benim gözümde. Aşağı doğru indiğimizde iki bacağının da anatomik yapısı suitinin altından gayet belirgin bir şekilde gözükmekte. Yine e, üzerindeki kıyafetin hareketlenmelerini görüyoruz burada. En alt tarafta da ayakkabıları mevcut. E, siyah çorabının altında sarı ayakkabılarını görüyoruz. Modellemesi aslında gayet güzel. Ön tarafında iplik detaylarını görüyoruz. Bir güzel detay da şöyle. Ayakkabının taban kısmına baktığınızda yer yer silikleşme olduğunu görüyoruz. Yani ayakkabının kullanıldığını gösteren bir detay bu da çok keyifli olmuş. Tabi burada şöyle bir sıkıntı var. Ben bunun neden olduğunu anlayamadım. Kutudaki fotoğraflarda Bruce Lee'nin ayakkabısının üzerinde siyah şeritler olduğunu, yani filmdeki gibi siyah şeritler olduğunu görüyoruz. Ama e, modellemelerde böyle bir şey yok. Daha doğrusu heykelde böyle bir şey yok. Burada acaba bir lisans sorunu oluştu da ondan mı yapmadılar? Tam emin değilim. Bu detayın dışında bence gayet güzel. Son olarak e, tabii ki güzel bir detay da beyzden tekme ile birlikte yükselen alev efekti. Şeffaf bir boyama ile gayet güzel bir modelleme işçiliği ile harekete can katan <laughs> değişik bir yaklaşım olmuş. Çok da eğlenceli olmuş bence. Üstelik e, yukarıya doğru gittiğinizde şeffaf yapısı e, orta taraflarda gördüğünüz gibi koyulaşıyor. Daha turuncu, daha koyu bir turuncuya bürünürken bacak kısmına doğru rengi açılıyor. Ben renk skalasını da çok beğendim. Modellemesi belki daha iyisi olabilirdi ama renk işinde bence başarılı olmuşlar. Son olarak toparlayacak olursak Bruce Lee heykeli hem spor severlere hem ikonik karakter severlere hem de sinema severlere hitap eden bir heykel. Ufak tefek sorunları haricinde bana göre bir problemi yok. Fiyat performans olarak da sizi mutsuz eden bir rakam değil. Türkiye'de de bulmanız olası. Özellikle Diamond Select Toys'un çıkarttığı Bruce Lee figürlerine nazaran PVC Galeri serisindeki iki heykelde bence almaya daha müsait. Figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı, sosyal mecralarda bizi takip etmeyi ve Figürcünün seyir defteri.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.